Bir de bu mantık bozuklukları Facebook ve internetten gençlerin yazılarından yaklaşık 5.000, 10.000 tanesini incelemeye alalım. 5.000, 10.000 yazıyı. Orada ortak mantık bozuklukları neler? Onları bir tespit edelim. Onu bir rapor haline getirelim. Yani saplantılı oldukları yönler nedir? Öfke anlayışı nasıl? Aslında bunu devletin yapması lazım. Yani tez konusu da olabilir bu. Yani bütün çünkü kişilik, karakter, her şeyi tespit etmek mümkün. Mesela 2000 kişi üstüne araştırma yapılsa Facebook'larından ya Twitter'larından konuşma uslupları, kullandıkları cümleler, analiz yöntemleri, hitabet anlayışları bunların hepsinden çok açık bir anlam çıkarabiliriz. Yani toplumun geneline ait de bir genel teşhis imkanı olabilir. Tabii bunu devlet yaparsa çok vakit alır. Ama biz daha pratik yapabiliriz. Yani çünkü devlet yapıyor. Bu en az 2 yıllık, 3 yıllık bir çalışma yaparlar. Yayarlar. Bundan da bayağı geçinen adam olur. Pek ciddi bir netice de alamayız. Yani belki iyi memurlar, çalışkan memurlar olursa yapar ama bazen yani bu söylediğim bazı vakalar için çok sallıyorlar tabiri caizse yani.